2012 model Peugeot Partner Tepe 1.6 110 beygir 37 bin kilometrede dizel aracım var. Aracım motor devri 1800-2000 devirler arasında güç kayıpları oluyor. Sanki arabada balans ayarı yapılmamış gibi. Hafif sarsıntılar oluyor. Bunun sorunu sizce nedir? Saygılar, Emrah Can. Sayın Emrah Can, 37 bin kilometrede olan Peugeot Partner aracınızın 1.6 HDI motoru maksimum torkunu 1750 devirlerden itibaren üretmeye başlar. Bu devirlere gelinceye kadar zaten motor gücü minimum seviyelerindedir. Ani akselerasyon durumlarında da akselerasyon 1500 devirlerden itibaren isteniyorsa haliyle turbo devrede değildir ve basınç üretmesi için de motor devrinin daha yüksek olması gerekir. Deneme amaçlı birkaç kez gaza ambalya yaparak akseler etmeyi denediğinizde sorun yoksa aracı çok düşük devirlerden itibaren kullanmaya çalışıyorsunuz demektir. Turbo öncesi motorların ekonomi amaçlı işletim programlamaları tüketime etkisinin az olması nedeniyle fakir karışımdır çoğunlukla. Birkaç kez ambalya ile turbo basınç üretmeye hazırlıkları getirirsiniz. Ancak 1700-1800 devirlerde ani akselerasyonlarda sorun varsa kullandığınız mazot uyumsuz ya da turbo basıncı oluşumunda gecikmeler söz konusudur. Ancak 1750 devirden itibaren aniden yükselmeye başlayan ve pik yapan turbo basıncı süresinde yakıtın da anlık bir zengin takviye yapması gerekir. Bu takviye gecikiyorsa, yakıt basıncında düşüklük varsa ya da en önemli olan motorun basınç sensöründe sorunlar varsa tabii ki bu pik basınç çıktığı süreçte yakıt yeterli kalmayacaktır, yeterli zenginliği veremeyecek, fakirlik alacaktır. O arada da hafif kesiklikler olacaktır. Bunun dışında tabii turbo basıncının gecikmesiyle birlikte de bazı sorunlar yaşanır. Mesela basınç hortumlarında var olan kaçaklar, basket'te bazı sorunlar, yani bunların hepsini aslında teker teker araştırılması lazım. Hep araştırmanın da tek yolu biliyorsunuz, servis ortamında cihaz ile öncelikle arıza kodu almak gerekir. Sonra da tekrar cihazla testler ve ölçümler yapılması gerekir. Bu nedenle öncelikle servise başvurup da yukarıda bahsettiğim, daha önce bahsetmiş olduğum özel parçalar, basınçlar ve yakıt besleme ile ilgili testler yapılmasını sağlamanız gerekiyor. İyi günler dilerim.